Fotoğraflar var biliyorsun, çok sık rastlıyoruz. Üç adam, üç fotoğraf. Aslında onlarca fotoğraf da üç adamın o onlarca fotoğrafı. Mesela İran'ın parasını Türkiye'de bir şekilde rüşvetle şunla bununla akladığı ortaya çıkmış olan Rıza Sarraf var. Rıza Sarraf bu ülkede iktidarın protokollerinde ağırlandı biliyor musun? Hatırlarsın. Tabii ya. Ve bu ülkede iktidarın propaganda aygıtı bir televizyonda. Arkada kocaman Türk bayrağı ile beraber ne muhteşem, ne iyi bir insan. Türkiye'nin ihracatını nasıl çatlattığını söylenen bir adam olarak lanse edildi. Bitmedi. Şimdi genel başkan o zaman bakandı. Numan Kurtulmuş buna yılın iş adamı ödülünü verdi 2015 yılında. Rıza Sarraf'ın şu anda nerede olduğu, hangi ifşaatlarda olduğu, Türkiye'nin bunun için nasıl bir sıkıntıya ama tabii o sıkıntının da tabii bir sebepleri var. Biliyoruz hepimiz. Neden Rıza Sarraf o dönemde o işte yargılanmayan bakanlar, Yüce Divan'a gönderilmeyen falan filan onu da biliyoruz. Bu fotoğraf. Bir. iki Sezgin Baran korkmaz. Doğal olarak onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Niye? Amerika'daki bir kara para aklama konusuyla ilgili olarak bu bu kişi o paraların bir kısmı Türkiye'ye getirmiş, Türkiye'den işte mallar almış falan filan. Peki onun kimle fotoğrafı var? Yine iktidar üyeleriyle fotoğrafları var. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanına, bu ülkenin yöneticilerine adları kara parayla şunda bunda alınmış bu insanların yan yana gözükmesi Gayet bence normal. İşte, işte yakışıyor o, yani. O normalleşmeye doğru geliyor Hayır yere. şundan normal. O iktidara öyle şeyler yakışıyor onu söylüyorum. Evet. Şimdi üçüncüsü Sedat Peker. Biliyorsun hani ifşaatlarıyla, iddialarıyla falan bir şekilde Türkiye'de muhalifler dahil herkese heyecanlandıran isim. Onun da fotoğrafı var Recep Tayyip Erdoğan'la ve bir şekilde kendisinde değmiyle o toplumda ona bir şekilde hani daha saygın, kabul edilebilir bir adam imajı verdi. O da ne yaptı işte? Yolladı Suriye'ye, mallar yolladı, araya silah koymuşlar, işte başkaları istedi falan. Onlar da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bütün bu süreçlerde, bütün bu süreçlerde, hani e, AKP'lileşen yargı var ya Levent, her birinde o AKP'lileşen yargının ortaya çıkarttığı, ortaya koyduğu, bu biz duralım, biz bakmayalım. Sadece iki tane örneğini vereyim. Sezgin Baran Korkmaz örneğinden vereyim. Arkadaş bu adamın mallarına tedbir konduktan sonra, olmayan masak raporuyla bu kişiyi mallarından tedbiri kaldırıp, yurt dışına çıkış hesabını kaldırıp, gidişini sağlayan isimler kimler? Hemen aslında o kadar ortada ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı istiyor. O zaman Cumhuriyet Başsavcılığı İrfan Fidan şu anda Anayasa Mahkemesi'nde. O zaman ikinci adam Başkan yardımcısı işte Hasan Bey. Şimdi Adalet Bakan Yardımcısı olmuş durumda. O bitti gitti. Hani bu, bu, Bunlar şu anda orada. Peki dönüyorsun. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan adam Yargıtay'da e, Yargıtay'a atanıyor. Bütün yani HSK'da HSK'sı, birinci derece mahkemesi, Yargıtay'ı, Anayasa Mahkemesi tam bir kuşatma. Ama her şeye rağmen burada bunları bangır bangır bağırmazsak bu usulükleri, yolsuzlukları biliyoruz. Bir şey değişmeyecek. Şimdi bir tane işte muhtemelen e, yani vicdanlı olduğunu düşündüğüm Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin üyesi İsa Çelik. Tweet atıyor. Diyor ki e, FETÖ şimdi beyin takımı ile özel ve kritik görevlerde en gizli şekilde ve FETÖ şiddete mücadele ederek varlığını sürdürüyor. Gerçekten başaramadılar mı diye bir tweet atıyor. Ya Yargıtay Ceza da ya Yargıtay bu ülkenin en üstü. Yargıtay tweet atma yeri Yok mu Yargıtay'ın Ceza Dairesi Başkanı'nın sayın savcı, sayın işte kimse ya Böyle bir şey var elimizde, böyle bir bilgi geliyor. Aslında biliyor musun? Bu yargıtay, sabit daha evvelde e, bu beyefendi İsa Bey e, FETÖ borsunun üzerine de bir şeyler söylemişti. Peki İsa Bey ya da yargıdaki bir sürü insan o borsayı kuranların adliyede nerede? Medyada nerede? Özel kurtları sitelerde, internet sitelerinde hangi amaçlarla? Hangi pazarlıklar yaptıklarını bilmiyorlar mı Levent? Şimdi isyan etmek zorundayız. Bugün işte Sezgin Baran Korkmaz'la bir yargıta üyesinin fotoğrafı çıktı. Dedi ki onun yanındaki adam 11 yıllık benim avukatım. E ne yapalım yani hani o, o bilmiyordum o sırada şey olduğunu işte bu fotoğraf. O sırada onun arandığını, yargılandığını falan bilmiyordum diyor. Ya bu ülkede Osman Kavala atıyorum 10 milyonluk şehrin bir yerinde o şehrin içinde sinyal verdi başkasıyla aynı yer dedi. Yani aynı mekan, aynı yer falan filan diye değil. Aynı ilçe içinde hapiste yatıyor yıllardır. Adamlarla oturdunuz, kalktınız, Paramant Oteli özel bir mafya buluşma alanına çevirdiniz. Medyası orada, siyasetçisi orada, iş insanı orada, yargısı orada. Gittiniz, kaldınız, aldınız, araçları normalleştirdiniz ve dönüp diyorsunuz ki bize ya işte hala da bir takım şeyler oluyor. Ya artık yargı çıkmayacaksa ortaya. Çıkabilir mi? Çıkamayabilir. Çıkamaz. Hani realist olmak lazım. Geçen gün bir tane milletvekiliyle konuşuyordum. E ya diyor şimdi AKP'liler diyor hani bir yerden sonra nasıl desinler diyor. Ya iftiraya olacaklarını biliyorlar diyor. İftiraya uğrarlar diyor. Ya bu ülkede binlerce gazeteci, binlerce siyasetçi, on binlerce KHK'lı iftiraya uğradı, özgürlüğünü kaybetti. Çoluğu çocuğu işsiz kaldı, aç kaldı. Ve vicdansız insanlar. Sırası ne gelince mi korkuyorsunuz? Bu kadar şeyi görüp susmak Vicdan mıdır Levent? Yani siyasetçiyim, ülke yönetiyorum, vicdanlıyım, inançlıyım. Bunu görmüyor musunuz? Burada en ağır şekilde la akıyor buradan ve diyorsunuz ki hala ya bana iftira atarlar. Başkasının başkasına, başkasına atlar iftirayı. Sustunuz. Başkasına yalan söylediler, sustunuz. KHK'lılar idari konu yok. Başka türlü bir haklarında bir şey yok. On binlerce insan işten atıldılar. Pasaportları ellerinden alındı. Tek bir şey çıkmıyor. Yıllardır sürüm sürüm sürünüyorlar. Bugün gene söylüyor bir tanesi gazeteci kuruluklu birisi. Ya ben işte İçişleri Bakanlığı'nda iyi insanların dosyasını götürüyorum da onları halle, ya iyi niyetle hallediyormuş. Hadi peki eyval. Ulaşamayanlar onlar ne olacak? Bu insanlar bu kayıplar ama iş AKP'li vekillere onların vicdanına geldi Ya biz korkuyoruz ya. ya ben ne diyeyim size artık? Şimdi tabii ki isyan edelim. Bunları susalım. E, kabullenelim ya da geçiştirelim diyenlerden değilim. Şimdi Murat AK Parti'den seçmen kopmuş. Sen de görüyorsun, ben de görüyorum. Anketlere devamlı hemen hemen her gün bir tane anket geliyor ve oturuyoruz. Ben mesela kendi adıma söylüyorum. Hemen hemen hepsini böyle ince ince inceliyorum. Hangi partinin oyu artmış, hangisi niye kaybetmiş, kararsızlar ne? Ee, bak İran sendromumuz var şu anda. Evet. Yanılmıyorsam Mahmut Bozaslan mıydı duvarda? Ee, Cihan Bozaslan değil Yok mi? Ya? Mahmut Bozaslan. Mahmut Mahmut. Ee, orada bir röportajı vardı. İrfan Aktan'la. Evet. Ee, diyor ki İran, İran'da da hemen hemen her ay bir tane, iki tane, üç tane yolsuzluk dosyası patlar. Ama halk artık Heh. Hamit Bozarslan. Hamit ya, ne Mahmut. Hamit, Hamit Bey ya, kendinden özür diliyorum. Öyle bir isim karışıklığı oldu. Olur. Hamit Bozarslan'ın röportajı vardı. Orada okumuştum. İran'da da her ay iki tane, üç tane yolsuzluk dosyası patlar. Oradaki biliyorsun, Molla artık devletin sahibi. Evet. bir grup, bir çete. Bizdekine benzer. O çete artık kimi istiyorsa aday yapıyor, kimi istiyorsa yargılıyor, kimi istemiyorsa yargılamıyor. Mesela dini kısmı değil. İran denince insandan akla din kısmı geliyor da hayır. Din olarak bakmasınlar. Şimdi ne oluyor?